Niğdeli genç girişimci Gökhan Tuğrul, Avrupa'da gördüğü çiftliklerden etkilenerek memleketin Niğde'de benzer standartlarda bir çiftlik kurdu. İnşaat mühendisi okumak için 2016 yılında Macaristan'a giden Tuğrul, eğitimi süresince ziyaret ettiği modern çiftliklerden etkilendi ve Niğde'ye de benzer bir işletme kurmaya karar verdi. Ülkesine döndüğünde 1 milyon 200 bin lirası hibe olmak üzere 7,5 milyon liraya genomik, damızlık, düve ve süt çiftliği kuran Tuğrul, modern hayvancılık yapmaya başladı. 96 bin metrekare alana kurulu tesiste 198 adet genomik hayvan bulunuyor. Çiftlikte günlük ortalama 3800 litre süt verimi sağlanıyor. Burada Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Yapı Denetim Programı'ndan mezun oldum. Mezun olmamızla birlikte inşaat mühendisliği bölümünü tamamlamak istedik. Bunun için de Avrupa'ya gitme fırsatımız oldu, Macaristan'a. Macaristan'a gittiğimde zaten çiftçi bir ailenin çocuğu olduğum için oradaki tarım ve hayvancılıkla alakalı araştırmalar yaptık. Orada dikkatimi çeken önemli hususlardan bir tanesi hayvancılığın gen değerleri dikkat edilerek yapılıyor olmasıydı. Biraz daha işte sürdürülebilir 100 yıllık jenerasyonda, yani 100 yıllık hayvan kütükleri, hayvan soyu tutularak yapılan işletmeler olduğu için bizim dikkatimizi çekti. Biz de ülkemize döndüğümüz zaman böyle bir çiftlik kurmak istedik. Onunla alakalı da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sunmuş olduğu ilimizde kırsal kalkınma programları vardı. Onlardan faydalanarak toplamda 96 bin metrekare alan üzerine damızlık, düve, süt çiftliğimizi kurduk. 7,5 milyona mal oldu. Ama biz bunun 1 milyon 200 bin civarını hibe olarak aldık. Ailemiz çiftçi ve tarımcı bir aile olduğu için biz dedik ki madem bu işi yapacağız daha profesyonel, daha kaliteli yapalım ve daha sürdürülebilir olsun dedik. Onun için genomik hayvan getirdik ve şu anki geldiğimiz konum itibariyle ilimiz olan Niğde'de ilk ve tek en yüksek süt verimine sahip genomik bir işletmeyiz. Belirli bir hayvan sayısına ulaştıktan sonra hayvan satışımızı hem iç piyasaya hem de dış piyasa olmak üzere satışlarını gerçekleştireceğiz. Ama tabii buradaki beklentimiz genomik hayvan üretmek ve genomik hayvanın sürdürülebilirliğini sağlamak.